mobilyada %100 Diyarbakırlı. Kalitede üstün, fiyatta uygun. Özbek Mobilya, mobilyada Diyarbakır markası. Özbek Mobilya, Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde numara 11 Diyarbakır. Şantif ekranlarından mutlu pazarlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, biraz geç başladık programımızı. Çünkü sevgili konuğumuzun yoğun bir programı vardı. Bizi kırmayıp programından çıktı ve geldi buraya. BDP Diyarbakır Milletvekili Sayın Ösel Aydoğan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kongreniz vardı. Programınızı aslında yarıda bırakıp geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle kongreyi açalım ve daha sonra süreçle ilgili konuşalım. Çünkü çok yoğun gündem var. Evet, Demokratik Toplum Kongresi'nin ara dönem toplantısı vardı. Zaten herhalde bugün biraz çözümü tartışacağız. Evet. Öyle anlaşılıyor artık. Türkiye'nin genelde gündemi, Kürt sorunu ve işte Kürt sorunun demokratik sorun çözümüne kadar evet, konuşulacak evet. Şey. Tabii ki yani Türkiye'nin temel sorunu, en büyük sorunu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği bir sorun. Dolayısıyla böyle olması normal. Aslında daha fazla olması gerekir. Eski fazlalaştıkça yayınlar, programlar yani insanlar kendi gündemlerine Kürt sorunun çözümünü aldıkça çözüm daha da kolaylaşacak. Demokratik Toplum Kongresi de işte tam da böylesine Kürt sorununun yoğun olarak tartışıldığı bir dönemde delegelerini toplayarak Türkiye'nin dört bir tarafında Demokratik Toplum Kongresi'nin 850 delegesi var. Yoğun katılımlı bir. Evet, tabii ki yaklaşık 850 delegenin katılımıyla 2 günlük yoğun toplantısını bitirdi. Biraz önce bu saatlerde bitmiş olması lazım. Evet. Basınla sonuç bildirgesi paylaşılmadan ben buraya geldim çünkü. Burada sizin evet, birinci yani, ağızdan dinleyeceğiz. Evet. Belirttiğim gibi bir çözüm süreci tartışmaları var Kürt sorunu çözümüyle ilgili. 2 gündür yoğun olarak gelen delegelerle birlikte bu süreç tartışıldı, çözüm süreci tartışıldı. Çözüm sürecini nasıl algıladığına delegelerimizin şüphesiz Türkiye'nin dört bir tarafından gelen delegeler Demokratik Toplum Kongresi'nin bu bileşenidir. Çeşitli sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, akil insanlar, işte kanaat önderleri bunlar hepsi Demokratik Toplum Kongresi'nin delegelerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla her bir taraftan gelen farklı kimlikleri olan bu arkadaşlarımız, delegelerimiz bulundukları yerlerden Kürt sorunu nasıl gördüklerini, çözüm sürecinden ne anladıklarını, bu çözüm sürecinin başarıya ulaşması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili görüş düşüncelerini bu toplantıda paylaştılar. İşte bütün bunlar bir araya getirildi tabii ki toplantı organizasyon komitesi tarafından. Biraz önce de basınla paylaşıldı. Bundan sonra evet Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Toplum Kongresi'nin bir bileşeni olarak biz BDP'de alanlara çıkacağız. İl il, kasaba kasaba, köy köy dolaşacağız ve
Kürt sorununun çözümünden ne anladığımızı, evet, Türkiye'nin dört bir tarafında tabii ki, yani örgütlülüğümüzün olduğu her yerde gidebileceğimiz, bizi dinlemek isteyen kim varsa oralara gidip biz de çözümden ne anladığımızı, ne anlaşılması gerektiğini, bu sürece nasıl baktığımızı hem Türkiye halkıyla hem de tabii buradaki Kürt halkıyla paylaşacağız. Biz bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü çözüm süreciyle ilgili herkesin kendi cephesinden farklı değerlendirmeleri var. İşte kısa bir süre önce iktidar partisi AKP milletvekilleriyle birlikte bir çalışma başlattı. Çözüm sürecini halka anlatıyoruz adı altında bir çalışmaydı bu. AKP yani insanlar sadece, konusu en sonunda bir detaylı konuşalım. Tabii ki. O değil. Benim dediğim değil. Sadece hükümetin kendi cephesinden Kürt sorunu nasıl algıladığını, çözüm sürecinde neler yapılması gerektiğini, yani yeni oluşturulacak kendi cephesinden, kendi cephesinden AKP'nin milletvekilleri şu anda biliyorsunuz il il, bölge bölge geziyorlar, halkla toplantı yapıyorlar, Kürt sorunun çözümünü anlatmaya çalışıyorlar. Tabii ki kendi cephelerinden anlatıyorlar. Nasıl bu noktaya gelindiğini kendi cephelerinden anlatıyorlar. Bize göre de yani nasıl tarif edeyim bilemiyorum ama çok fazla gerçekçi olmayan yani bu süreçle ilgili değerlendirmelerin de olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla biz de kendi cephemizden böylesi bir çalışma başlatıp biz de halkımıza gidip sivil toplum örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine bu sürece nasıl gelindiğini, yani çözüm ve barış sürecine nasıl gelindiğini ve bundan sonra nelerin yapılması gerektiğini, neler yapılırsa, hükümet nasıl bir adım atarsa, peki nasıl bir adım atarsa, İmralı'da Sayın Öcalan nasıl bir adım atarsa bu sorunun çözülebileceğini halkımızla paylaşacağız, anlatacağız, bilinçlendirmeye çalışacağız. Şüphesiz ki herkesin kafasında pek çok soru işareti var. Bu soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. AK Parti belki de liderinden dolayı tabanı ne derse, lider ne derse tabanı uyar bir görünümde şu an. BDP'nin tabanı nasıl görüyorsunuz bu süreçte? Bakışı nasıl? Bu süreci BDP nasıl değerlendiriyor taban olarak? Evet. Yani aslında bu tespitiniz bize ait bir tespittir. Şu anda şimdi, doğal bir süreçte gelişti. Tabii Erdoğan'ın doğal bir liderlik durumu var. Yani kendi partisi içerisinde tek lider olma durumu var. Demokrasilerde bu doğru bir şey de değildir aslında. Fakat AKP tabii ki tek siyasal görüşte insanların toplandığı bir parti değildir. Pek çok siyasal görüşte işte bizim bildiğimiz kadarıyla grup başkan vekillerinden bir kadın arkadaşımız Ayşenur Bahçekapılı sol gelenekten gelen biridir. Yine pek çok milletvekilinin biz MHP geleneğinden geldiğini biliyoruz. İşte kendi durdukları noktadan tabii ki işte İslam ideolojisinden gelenler var. Yani pek çok şeyi farklı düşünen insanları bir araya getirmiş bir parti. Böyle bir partide genel başkanlık yapmak da açıkçası çok zor tabii ki. Belki de bu yüzden tek kişidir. Yani bütün bu yapıyı bir arada tutabilmek için belki de biraz despotik olmak gerekiyor. Onu bilemiyorum ama tabii ki bizim partimiz, tabanımız kesinlikle partisiyle bütünleşmiş bir tabandır. Çok farklı şeyler düşünse de, çok farklı şeyler algılasa da gözü ve kulağı partisinin genel merkezindedir ve genel harekettedir. Evet. Yani işte biz diyoruz ya hükümet bu noktaya nasıl geldi? İşte Kürt halkının siyasallaşmış, politikleşmiş bir kesiminin aynı zamanda başını döndürdüğü yer, baktığı yer Kandil'dir. Evet. Yani ne düşünürse düşünsün kendisi, sonuç olarak Kandil'in söyleyeceği bağlayıcıdır. İmralı'nın söyleyeceği bağlayıcıdır. Farklı düşünse de hem Kandil hem İmralı. Yani Sayın Öcalan. Yani siyasi ve silahlı tabii kanatların. Ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani son sözü orası söyler ve söyledikten sonra da bu tespitlerin arkasında yürür bizim partimizin tabanı.
Tabii biz de şu ana kadar belli bazı çalışmalar yaptık. Parti tabanının biraz kafasının şu anlamda karışık olduğunu gördük. Yani bir kısım vatandaş, yurttaşımız bu süreci İmralı'dan Sayın Öcalan'ın götürdüğünü, dolayısıyla bu süreçte herhangi bir şey yapmanın gereksiz olduğunu, zaten devletle Sayın Öcalan arasındaki görüşmelerin, müzakerelerin devam ettiğini, her şeyin orada sonuçlandığını, sonuçlandıktan sonra da bize iletildiğini, bize düşen görevin de orada alınan kararlara uymak olduğunu ifade ediyorlar. Yani alınan kararların yürütülmesi, uygulayamaya geçirmesi. Evet, öyle bir kesim var. Öyle bir kesim var. Dolayısıyla bu kesim aynı zamanda bir şey yapmamıza gerek yok. Süreç başladı işte. Biz buna demokratik çözüm ve barış süreci diyoruz. Süreç başladı, devam ediyor. İmralı'da Sayın Öcalan bu müzakereleri sürdürüyor. Alınan kararlara da biz harfiyen uyacağız. Yani bir bağlılık ifade eden, lidere itaat. Orada alınan kararları ifade eden bir bakış açısı var. Yine belli bir kesim var. O da tabii ki işte 30 yıldan beri devam eden bir çatışmalı süreç var, bir savaş hali var. 10 yıldan beri de AKP'nin iktidarda oluşu var Türkiye'de. 10 yıldan beri de Kürt sorunu çözümsüzlüğü devam ediyor. Ve özellikle son 2 yıldan beri Kürt halkının çektikleri var. Alanlarda, meydanlarda, yani yaşamadıkları kalmadı diyebilirim. Hatta bazılarının deyimiyle, yani diyorlar AKP bize 2 yıldan beri kan kusturdu. Yani coplar yedik. Kadınlar olarak saçlarımızdan tutuldu, yerlerde sürüklendik, işte tazikli sularla yani karşı karşıya kaldık, gaz bombalarından pek çok insanımız yaşamını yitirdi. Yine işte bu son çıkan yasalarla pek çok insanımız polisin direkt hedef alması nedeniyle ateşli silahlarla vuruldu, halen hiçbirisinin şeyi yakalanmadı, yani bu cinayeti işleyenler yakalanmadı. Özellikle son 2 yıldır bu çok fazlaydı. Çünkü AKP kafasında şöyle bir şey düşünüyordu. Yani ben Kürt halkının üzerine ne kadar gidersem, yani bir geri attırma durumu yaşatabilirsem mücadelesinden ve işte mücadeleye olan bağlılığından bir geri adım attırma durumu olursa, bu şekilde Kürt sorununu bir anlamda bitirmek olsa bile, olmasa bile aşağı çekebilirim diye düşünüyordu. O yüzden halka yönelik gerçekten son 2 yıl inanılmaz bir saldırı ve yönelim vardı. Yani 70 yaşından, 60 yaşından insanlardan tutalım da 10 yaşında, 5 yaşındaki çocuklara kadar bu 10 yıl içerisinde inanılmaz bir saldırı ve yönelimle karşı karşıya kaldı Kürt halkı. Bütün bunları tabii ki yaşayan bir halk olarak AKP'nin böyle işte ortada bir çözüm ve barış tartışması yokken, işte bir taraftan cezaevinde açlık grevleri devam ederken, işte Sayın Öcalan'ın müdahalesiyle bitirilmeseydi, yüzlerce insanın cezaevlerinden ölümünün çıkacağını beklediği bir dönemden ve süreçten sonra bir çözüm ve barış tartışmasını başlatması, İmralı'nın kapılarını milletvekillerimize, eş başkanlarımızdan birine açması. Çünkü kadın eş başkanlar maalesef veto yediler başbakandan. Evet. Yani bütün bunlar halkın kafasında bir soru işareti yaratıyor. Yani şimdi halk diyor ki bu 10 yıldır yaşadıklarımız nedir? Hadi 10 yılı bırakalım. Özellikle bu son 2 yıl içerisinde yaşadıklarımızdan sonra biz AKP'nin bir çözüm ve barış geliştireceğine inanmıyoruz. Yani böyle tamamıyla retçi bir şekilde yaklaşan bir taban da var. Evet. Bir de yani temkinli yaklaşan bir kesim var. Bu ağırlıklı bir kesimdir. Evet, işte İmralı'da Sayın Öcalan'la çözüm ve için, barış için müzakereler sürdürülüyor. Biz burada sürdürülen görüşmeleri, müzakerelerin arkasındayız. Bakışımız, yönümüz tamamıyla İmralı'ya doğrudur. Ama biz bu hükümeti tanıyoruz, bu devleti tanıyoruz. İşte
90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kürtlerin yaşadıklarını biliyoruz, yaşananları biliyoruz. Dolayısıyla biz bu sürece temkinli yaklaşıyoruz. Yani biraz güvensizlik. Yani olursa onurlu bir barıştan yanayız tabii ki. Adil bir barıştan yanayız. Ama olmazsa da biz direniş temelli mücadelemizi sürdürürüz, sürdüreceğiz diyen bir kesim var. Evet. Şimdi tabii ki işte biz de yarın parti meclisi toplantımız var. Parti meclisinde bütün bu size bahsettiğim halka yönelik çalışmalarımızı, halka gidip demokratik çözüm ve barış sürecini anlatma çalışmalarımızı bir plan programa kavuşturacağız. Ve herhalde birkaç gün içerisinde bütün Türkiye'ye milletvekillerimiz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, eş başkan yardımcılarımız çıkacaklar. Ve bu süreci nasıl anladığımızı, nasıl anlamamız gerektiğini, en doğru bakış açısının ne olması gerektiğini halkımızla paylaşacağız. Ondan sonraki sürecin daha iyi ilerleyeceğini biz düşünüyoruz. Kafa karışıklığı bitecek. Ve tabii ki milyonlarca kişiyle buluşmamız zor. Ama anlattıklarımız da bu anlattıklarımızı kendi bulundukları yerdeki insanlarla paylaşacaklar. Evet. Örneğin işte bir köye gittiysek, köyün kahvesinde konuştuysak o bütün köye yayılacak, anlatılacak. Ve bu sürecin biz bu şekilde, iyi bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Yani evet, açık ve net ifade ediyoruz. Yani kesinlikle ve kesinlikle bu bizim demokratik çözüm ve barış süreci olarak adlandırdığımız bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz. Yani artık 90 yıldan beri devam eden ve kangrenleşen bu sorunun işte tam da böyle önemli bir nokta yakalanmışken, çünkü biz hem siyasi parti olarak, yani Barış ve Demokrasi Partisi olarak, hem de Kürt halkı yıllardan beri Kürt sorunun çözümünü talep etti. Ve talep ederken de muhatabımız İmralı'dır, muhatabımız Sayın Öcalan'dır dedi. İşte yani tam bunun gerçekleştiği bir dönemi ve süreci yaşıyoruz. Aslında bu yıllar içerisinde ara ara küçük adımlar oldu ama bu adımlar geriye gitti devamlı. Hani belki de böyle büyük bir çapta bir ilerleme ilk defa kaydediliyor değil mi? Yani aslında geçmiş yıllarda hiç adım atılmadı desek daha doğru olur. Çünkü o devlet, yani hatırlarsınız. Öcalan'la görüşmeleri hep vardı aslında. Hatırlarsınız. İlk defa 93 yılında, 93 yılında ilk toplantı yapılmıştı BK'da. Bu Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin yapılan bir toplantıydı. Ve o zaman Başbakan Sayın Merhum Turgut Özal. Turgut Özal döneminde çok evet, atıldı şimdi değil. Tabii ki yok. Yani bu gerçekçi bir şekilde çözümü için real bir adım atmak gerekiyor. Evet. Tabii yani küçük küçük adımlarla çözülebilecek bir sorun değil Kürt sorunu. Bakın o dönem Özal'la görüşüldü. İşte bazı diplomatik trafikler yapıldı. İşte Sayın Özal'ın Talabani ile Barzani ile olan görüşmeleri var. Ve işte bütün bunlardan sonra çözüm için bir adım atılacaktı. Tam bu adımın atılacağının hissedildiği günlerde, hatta tabii ki böyle net bir açıklama yok ama Sayın Özal'ın yaşamını yitirdiği günden bir gün sonra çözümle ilgili çok önemli bir toplantının yapılacağı söyleniyor. İşte bu toplantı yapılmadan bir önceki gün Sayın Özal bize göre öldürüldü. Şimdi biliyorsunuz bununla ilgili araştırma komisyonları aslında kuruldu. Aslında son günlerde, son birkaç gün evet, gelişmeler evet, de var. Anlaşılan o ki, ortaya çıkan tablo o ki, evet, Kürt sorununun çözülmesini istemeyen, yani bu sorunun çözümsüzlüğünden beslenenler Sayın Öcalan'ı, Sayın Özal'ı zehirleyerek öldürmüşler. Şimdi biliyorsunuz aslında bir davada, eşinin söylediği bir bir davada açıldı. Bu olayın içerisinde, tezgahın içerisinde evet, olanlardan işte Cizre'de 19 kişinin faili meçhul bir cinayetle
yaşamını yitirmesinden sorumlu olarak yargılanan Temiz Öz, Cemal Temiz Öz, evet, şeyle ilgili, Sayın Özal'ın, Özal'ın vefatıyla ilgili sorumlu olarak yargılanıyor. Hatta dava şeye girmeden, zaman aşımına girmeden bir gün önce Ankara'da sanırım 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu dava açıldı. Bakın, ondan daha sonra Erbakan dönemi geliyor. Erbakan'da Kürt sorunun çözümü için bir Sayın Öcalan'la ilişki ve diyalog içerisine giriyor. İşte onu da 28 Şubat postmodern darbeyi biliyorsunuz. Tam bu sorunun çözümüyle ilgili bir adım atılacakken, bir diyalog ve müzakere süreci başlamak üzereyken Erbakan'da postmodern bir darbeyle siyaset dışı bırakıldı. Yani siyaseten bir daha ayağa kalkamadı. Yani öyle yani bir darbe. Ondan sonra Ecevit'i biliyoruz. Evet. Hayır, Ecevit'i biliyoruz. Ecevit'in de şu andaki Mehmet Haberal'ın tedavi edildiği dönemde yanlış tedavi edildiğiyle ilgili süren Ergenekon davasında kendisiyle ilgili suçlamaları var. Bakın Sayın Öcalan 93'ten beri Kürt sorunun çözümüyle ilgili bir muhatap arayışı içerisinde. Ve hatta hatırlanırsa, yani seyirciler hatırlarlarsa, bir muhatap arıyorum diye Sayın Öcalan'ın bir kitabı var. Yani sorunu çözmek istiyor, muhatap arıyor, muhatap bulamıyor. Muhataplar çıktığı zaman da bütün muhatapları bir şekilde yok sorunun çözümsüzlüğünü isteyen güçler tarafından yok ediliyor. İşte şimdi böyle bir güç açığa çıktı. Devlet ve tabii ki devleti temsilen AKP'nin artık bu sorunda bir muhatap olduğu açığa çıktı, ortaya çıktı. Ve biz artık bu nokta yakalanmışken, çünkü bizim inancımız şudur. Eğer böylesine ciddi bir muhataplık düzeyi yakalanmışken, umarız öyledir, biz kısmen de olsa ciddi olduklarını düşünüyoruz. Görünen o çünkü. Görünen o biraz. Yani işte milletvekilleriyle, yani bizim düşündüğümüz şekilde olmasa da kendilerine, kendi işlerine yarayacak, işte bir şekilde kendi hanelerine bir artı olarak yazılacak şekilde bu süreci anlatıyorlar, kamuoyuyla paylaşıyorlar. İşte bu konuda ciddi olduklarını, bu sorunu çözeceklerini ifade ediyorlar. Her ne kadar kullandıkları dil halen Kürt sorunu değilse, halen terör sorunu, terörist sorunu olarak yani aktarmaya, anlatmaya devam ediyorlarsa da, umarız ve dileriz en kısa zamanda bu negatif dilden, bu çözüm ve barış dili olmayan bu dilden vazgeçerler. Yani bu sorunun adını koyarlar, Kürt sorunu, ve biz bunu çözüyoruz derler. Şüphesiz ki böyle derlerse sorunun çözümünü daha da kolaylaştırırlar. İnsanların inancı artar bu çözüm ve barış sürecine. Çünkü mesela bizim tabanımız, bizim kitle halen bu 90 yıllık devam eden Kürt sorununun terör sorunu diye adlandırılmasına, terörizm diye adlandırılmasına bir anlam veremiyorlar. Diyorlar böyle konuşandan bir şey gelmez, bir hayır gelmez. Yani bunlar bu işi çözmezler, ciddi değiller. Acaba şu bir süreçte Türkiye'de dengeyi korumak için söyleniyor olabilir mi? Yani bir dengeyi korumak için de olabilir ama bize göre AKP'nin dengeyi korumaktan öte kendi oy oranını korumak istemesiyle ilgili bir durumdur. Çünkü tabanda da milliyetçiliği... Yani şöyle, AKP kendi kafasına göre işte tam Kürtlerin talepleri doğrultusunda olmasa bile böyle cüzi taleplerle bu sorunu bir şekilde çözmek istiyor. Ortaya çıkan tablo bu. Evet. Ama yani şöyle bir şey de var. Diyor, ben hem bu sorunu çözeyim hem de benim oy oranımda herhangi bir şekilde düşüş olmasın. Hatta bırakın düşmeyi, ben diyor oy oranımı artırayım. Yani bu sürecin en kazançlı çıkan partisi ben olayım diyor. Evet. Ama maalesef dünyada böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir örnek yok. Eğer başarabilirlerse bravo diyorum ben yani. Evet. Şimdi siz bu kadar 55-60 bin insanın yaşamına mal olan bir sorunu çözeceksiniz. Ve bu sorunla ilgili 30 yıldan beri bu sorunun muhataplarına,
terörist diyeceksiniz, terörist başı diyeceksiniz, bu bir terör sorunu diyeceksiniz, terörizm var diyeceksiniz. 30 yıl bu böyle devam edecek ve aniden bir gün çıkacaksınız, bütün bu tanımlamaları yaptığınız hareketin önderiyle, lideriyle masaya oturacaksınız. Elbette ki bu algıyı kırmak çok zor bir şey. Yani isterlerse kırabilirler ama kırarlarsa da oy kaybederler. Evet. Ama şunu söylemedi mi başbakan? Oy kaybetme telaşı içerisinde halen bu sorunu bir terör sorunu olarak, terörizm sorunu olarak adlandırmaya devam ediyorlar, isimlendirmeye devam ediyorlar. Ama ben yakın zamanda artık bundan kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten adama sorarlar yani. O zaman niye sen teröristlerle masaya oturuyorsun? Ama şunu demedi mi başbakan? Ben hatta böylesi. İçmeye hazırım. Tamam. Yani söylüyor tabii ki. Bakın yani şu gerçeği bütün dinleyicilerimizin artık çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu sorun 2012 yılında çözülmesi gereken bir sorundur. Çünkü yani bu sorunun bir tarafı olan PKK 30 yıldan beri süren bu savaşın artık bu şekilde süremeyeceğini, yani bu çatışmalı durumun bu şekilde devam edemeyeceğini, bu halkın artık bu kadar baskı altında, zulüm altında, zor altında kalamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla diyor ki ya ben bu sorunu silahla çözeceğim, silahla mücadeleyi her geçen gün yükselteceğim, artıracağım. Ya da bu sorun demokratik, barışçıl yöntemlerle çözülecek. Şimdi niye bunu söylüyorum? 2012 yılında PKK biliyorsunuz, işte Şemdinli'de, Dersim'de bu silahlı mücadelenin boyutunu çok yükseltti. İnanılmaz derece yükseltti. Kendi kayıpları da çok fazla oldu. Yani bu yıl 500-600'e yakın PKK'nin kaybı var. En az onun kadar, ondan daha fazla da asker ve polis kaybından söz ediyoruz. Yani böyle karşılıklı çok yüksek kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. Ve PKK kendi kayıpları bu kadar yüksek olsa da yani KCK yöneticileri kalkıp şu değerlendirmeyi yaptılar. Böyle yüksek kayıplar bile olsa eğer Kürt sorunu 2012 yılında çözülmezse ya da çözümün kapısı aralanmazsa 2013 yılı kat be kat kayıplarımız artsa da biz silahlı mücadele yöntemiyle bu sorunu çözeceğiz. Yani silahlı mücadeleyle devleti masaya oturtacağız. Yani, dedi. Yani demokratik böyle bir yöntem ya. Yani böyle bir evet. Kararlaşma açığa çıktı. Şimdi bu kararlaşmanın yani bu şekilde demokratik yöntemlerle, barışçıl yöntemlerle, diyalogla, müzakereyle çözülmeseydi şimdi bakın şu günlerde her gün onlarca insanımızın öldüğü ayırt etmeksizin söylüyorum. Yani asker, gerilla hepsi bu ülkenin çocukları. Yani asker kim? Evet. Asker bu halkın yani Türkiye'de yaşayan en yoksul, en fakir halkın çocuklarıdır. Diğer zengin insanların çocukları önemli oranda zaten üniversiteye gidiyorlar. Zaten yurt dışında eğitim görüyorlar, geliyorlar işte 3 yıl çalışıyorlar. Askerlik yapmıyorlar, 30 milyar veriyorlar falan filan. Yani Türkiye'de bir sürü askerlik yapmamanın yol ve yöntemi var. Bunları zaten onlar yapıyorlar. Askere gidenler kim? Yoksul ve fakir ailelerin, emekçi ailelerin çocuklarıdır. Şimdi, dolayısıyla yani şimdi onlarca, yüzlerce yaşamını yitirmiş insan gelecekti Türkiye'ye. Yani dağlarda gidip cenaze toplayacaktık belki de. Nitekim işte 5-6 ay önce Şemzinan'da, işte Cudi'de, Gabar'da yaşamını yitirmiş PKK'lilerin cenazeleri halk tarafından bırakılmış alanlarda alındı, gelindi ve defnedildi. Nitekim asker cenazeleri de öyle oldu. Şimdi gelinen noktada eğer bu böyle devam etmiş olsaydı zaten böylesine büyük bir savaşı bir siyasi partinin sürdürmesi mümkün değildi. Bunun adı AKP de olsa mümkün değil. Geçmiş dönemde en büyük savaşı yürüten ANAP'tı. Bu her gün gelen cenazeler, her gün yakılan ağıtlara ortadayken
bir siyasi partinin sanki bu ülkede hiçbir şey olmuyormuş gibi bir siyaset yapması, siyaset yürütmesi çok zor. Dolayısıyla şöven ve milliyetçi dalga yaşamını yitirenlerin sayısı arttıkça yükselecekti. O yükselmeyle birlikte Türkiye'de karşılıklı metropollerde Türk ve Kürt halklarının çatışması gündeme gelecekti. Bu da ne demektir? Bu da kaos olacaktı. Kaos karşısında da bir iktidarın, bir hükümetin yerinde kalması mümkün değil. Tıpkı diğer hükümetler nasıl böylesi ortamlarda daha fazla dayanamayıp gitmek zorunda kalmışsa, AKP'yi de bekleyen son, gerçekçi son bu olacaktı. Evet. Şimdi tabii ki başbakanın siyaset yaparken gelecekte hedeflediği şeyler var. Kafasında 2023'ü kurguluyor. İşte hatta daha sonraki yılları kurguluyor. Yani siyaset yapmakta kararlı bir kişilik. Dolayısıyla siyasette kalabilmesi için bu sorunun çözülmesi gerekir. Çünkü bu konuda PKK'nin kararlılığı 2012'de açığa çıktı. 2013'te de devam edecekti. Bütün bunları gördü tabii ki yani. Ve tabii ki Orta Doğu'daki gelişmeler var. İşte Suriye'deki gelişmeler var. Suriye'deki Kürtlerin durumu ortada. Yavaş yavaş demokratik özelliği inşa ediyorlar. Suriye'ye büyük bir ihtimalle öyle görünüyor, öyle anlaşıyor. Önümüzdeki dönemler müdahale olacak. Yani bu yaz döneminde gelişmeler onu gösteriyor. ABD'nin işte yetkililerinin verdikleri ipuçlarından anladığımız odur. Türkiye üçüncü defa gelmiş oldu. Yani Suriye yeniden şekillenecek. Yeni şekillenen Suriye'de de orada örgütlü bir Kürt halkı var. O Kürt halkı orada artık yeni şekillenen Suriye'de federasyon mu olur, özellik mi olur bir şekilde tıpkı Irak savaşı yaşandı. Orada Irak'ta Kürtler nasıl federasyon kurarak kendilerini bağımsız bir şekilde federatif bir yapıda yönetiyorlarsa orada da öyle bir şey olacak. Yani şimdi burada Irak'ta Kürtler federasyonu tercih etmişler. Bir yön şey olarak, yönetim biçimi olarak o şekilde yaşayacaklar. Suriye'deki Kürtler işte açığa çıkacak. Büyük bir ihtimalle demokratik özellik olacak. Orada demokratik özellik de kendilerini idare ederken tabii ki Türkiye'deki Kürtlerin de bir statü elde etmeden o saatten sonra yaşaması orada mümkün değil. Doğru olması tabii ki. Yani başbakan bunu görüyor. Kurmayları bunu görüyor. Yani kendisi istemese de, kendisi tek bir hak bile Kürtlere vermek istemese de o Orta Doğu'nun yeniden şekillenme sürecinde Kürtler nerede yaşarlarsa yaşasınlar. İster İran'da, ister Suriye'de, ister Irak'ta, ister Türkiye'de bir statü sahibi olacaklar. Şimdi bunu da gördü. Tabii ki bu da önemli bir şey. Yani artık Orta Doğu'da yani Kürtler önemli bir güç. ABD Orta Doğu'ya yeniden şekil vermek istiyor, yeniden dizayn vermek istiyor. Orta Doğu'da yeniden kısmi de olsa bir demokrasiyi yani kendine göre olan demokrasiyi inşa etmek istiyor. İşte Mısır'a, Libya'ya, Tunus'a her yere müdahale etti. Sıra Suriye'ye geldi. İşte Suriye ile birlikte Kürtler artık Orta Doğu'da bir güç olma durumu sayısal açığa çıktı. Sayısal olarak Türkiye'de Kürt nüfusu daha fazla aslında değil mi? Tabii ki. Yani Suriye'de 3,5 milyon, 3-3,5 evet. milyon civarında bir Kürt var. Türkiye'nin metropolinde 3-4 milyonda şeyde var, Irak'ta var. Ama burada çok resmi olması da herhalde 15-20 milyon civarında istatistik yapılmasa da bir Kürt insan nüfusundan söz ediliyor diyebiliriz. Şimdi bütün bu gelişmelerden sonra başbakanın yapacağı bir şey kalmamıştı zaten. Ya bu işin demokratik yollardan çözümü için bir çaba içerisinde olacak ya da savaş büyüyecek, yükselecek, kendisi siyaset dışı kalacak. Elbette ki bizce en doğrusunu yaptı. Evet, evet. En doğrusunu yaptı ve bu yolu tercih etti. Diyalog, müzakere yolunu tercih etti ve İmralı'da devlet adına yani görevlendirilen bir ekip orada Kürt sorunun demokratik çözümüyle ilgili müzakereleri sürdürüyor. Bu Türkiye için son derece alınmış önemli bir karardır. Kürt halkı için alınmış önemli bir karardır. Türkiye artık Kürt sorunuyla yani sırtındaki bir kamburla 21. yüzyılda yaşaması mümkün değil. Evet, evet. Aslında ilk evet. görüşme İmralı'ya gidilen görüşme biraz sert geçmişti ama daha sonraki görüşmeler ona göre daha net ve alımlıydı değil mi ilk görüşmede?
bizim Ahmet arkadaşlarımızla. Yok. Görüşmeler gayet iyi. Evet. Yani Ahmet Türklerin görüşmesi zaten basına yansımadı. İkinci yok, hükümetle görüşme. İbralı'ya giden heyetteki görüşme çok net değildi aslında. Sonraki görüşmeler mi daha netti? Şöyle izah edeyim. Yani kamuoyunda bilgilenmesi açısından. Aslında 3 Ocak günü Sayın Ahmet Türk'le Ayla Hanım gittiler İmralı'ya. İmralı'ya gittiklerini biz öğrendik ki 5 aydan beri hükümetle Sayın Öcalan arasında bu diyalog ve müzakere devam ediyor. Yani 5 aydan beri sürdürülen bu tartışmalardan sonra yani bize göre bu tartışmaların açığa çıkarttığı bazı sonuçlar var. O sonuçları paylaşmak üzere bizim milletvekilleri, arkadaşlarımız adaya gittiler, görüştüler. Yani o 5 aylık süre içerisinde mutlaka bu kadar köklü bir sorunun çözümü için karşılıklı sert tartışmalar olmuştur. Mesela işte ikinci görüşme biliyorsunuz kamuoyuna yansıdı. Orada da ifade edildiği gibi bu süreci her şeye rağmen, bak biraz önce saydığım hem Orta Doğu'daki gelişmeler hem Türkiye'deki gelişmeler ve benzeri tüm gelişmelere rağmen başlatan AKP hükümetinin kendisi olmamıştır. Orta Doğu'daki gelişmeleri çözümleyen, analiz eden, Türkiye'deki görüşmeleri çözümleyen, analiz eden ve bu gelişmeler ışığında yani AKP'nin zorlanacağını ve siyaset sahnesinden giderek silinebileceğini gören ve bu anlamda hazır böyle şu anda güçlü bir yapısı varken, çünkü biz mesela çoğu kez söylemlerimizde şunu dedik, dikkat ederseniz AKP devlettir dedik, devletleşmiştir. Hazır devletleşen bir AKP yapısı varken kendisine bir muhatap yaratma arayışı içerisine girmiştir. Yani böyle kısaca ben şöyle ifade edeyim. Yani İmralı'ya MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan'ı çağıran Sayın Öcalan'ın kendisidir. Gelin bakın, sizi tutuklamak istiyorlar Hakan Fidan'a. Sizi savcılar gözaltına alıp tutuklamak istiyorlar. Oslo'daki yaptığınız görüşmelerle ilgili olarak. Sizi tutukladıktan sonra sıra yavaş yavaş hükümete gelecek. Kabine üyelerine gelecek ve başbakana gelecek. Yani ikinci bir Ergenekon darbesi diyebileceğimiz bir darbeyle karşı karşıyayız. Gelin bu sorunu biz hep birlikte çözelim. Yani ne siz böyle bir darbeyle karşı karşıya kalın, siyaset sahnesinden şey yapın, çıkın. Ben de kendime Kürt sorunun çözümü için bir muhatap arıyorum. Bu muhatap siz olabilirsiniz. Yani kazan kazan formülü uygulayalım. Öyle bir süreç yönetelim ki bu Kürt sorununu biz çözelim. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Demokratik siyasetin önü açılsın. Herkes demokratik siyaseti istediği gibi yürütsün. Kim halkı kazanabilirse halk tabii ki onun yanında olacaktır. Şimdi 21 Mart'ta tarihi bir manifesto niteliğinde Sayın Öcalan'ın bir mektubu hem Kürt halkıyla hem Türkiye halkıyla paylaşıldı. Orada işte silahların devre dışı kaldığı, demokratik siyasetin öne çıktığı yeni bir süreç, yeni bir dönem başlıyor şeklinde ifade edildi. Şimdi bu süreç hakikaten bizim açımızdan da siyasetin, demokratik siyasetin öne çıktığı bir dönem olacak. Tabii çok kesin bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle yani silahlı güçlerin sınır dışına çıkışı tahmin ediyoruz. Sayın Karayılan tarafından, Keceke Yürütme Konseyi Mart'la tarafından başlayan bir süreç birkaç gün sonra basınla ve kamuoyuyla paylaşılacak. Sayın Suri Süreyya Önder'in de birebir İbralı'daki görüşmelere katılan arkadaşımız olarak söylediği bu. Yani bu geri çekilişle birlikte hakikaten Türkiye'de siyaset yapmak isteyen, demokratik siyaset yapmak isteyen herkes için çok önemli bir fırsat doğuyor. Evet. Önemli bir hatta alan. Hatta Karayılan'da bir demecinde demişti ki hakikaten barış süreci olursa ben Türkiye'ye dönüp tabii siyasi aralığa rol almak isterim. Tabii demişti. Ki. Yani sonuç olarak çözüm ve barış süreci bizim açımızdan ne ifade ediyor? Bizim açımızdan bir demokratik siyasetin yapılacağı bir dönem, yeni bir süreç başlayacak. Aynı zamanda gerilanın siyasal ve sosyal yaşama
katıldığı bir yeni bir dönem ve süreci ifade ediyor. Her şey iyi giderse, yani umarız ve diliyoruz öyle olur. Bunu içten ve yürekten söylüyorum, öyle olur. Sorun çözülür, demokratik bir anayasa hazırlanır ve bizim normalleşme dönemi olarak tanımladığımız, üçüncü dönem olarak tanımladığımız bir dönem başlarsa, o zaman da gerilanın siyasal ve sosyal yaşama dönmesi söz konusu olacak. Tabii ki bu süreçte de bütün yani silahlı mücadele içerisinde yer alanlar da gelecekler, demokratik siyasete katılacaklar. Buna biz zaten hazırız. Türkiye'yi de hazırlayacağız tabii ki. Dünyada böyle olmuş. Bütün dünya deneyimleri bize bunu gösteriyor. Evet, evet. İşte biliyorsunuz Time dergisinin bir şeyi vardı. Dünyada en etkili 100 isimle ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarının açıklandığı bir dergisi vardı bu hafta. Bu arada dünyada en etkili 100 isim arasında Türkiye'den 2 isim girmişti. Bunlardan biri Sayın Fethullah Gülen'di, diğeri de Sayın Abdullah Öcalan'dı. İkisi girmişlerdi. Aslında Gülen de birkaç şeye, mesajıyla buna destek olduğunu açıklamıştı evet, zaten. Evet, son dönemde evet işte sulhta hayır vardı diyerek bu çözüme desteğini şey yaptılar, ifade ettiler onlar da. Şimdi Sayın Öcalan en etkili isim olarak dünyadaki en 100 ismin arasında yer aldı. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın da demokratik siyasete döneceği günler de gelecek. İşte Sayın Öcalan'la ilgili Time dergisinde nasıl dünyadaki en etkili 100 kişinin arasına girdiğiyle ilgili yazı yazan kişi bir zamanlar İngiltere'de IRA gerilanının liderliğini ve önderliğini yapan ve şimdi de İrlanda'daki Sinn Féin'in genel başkanlığını yapan Gary Adams'tır. Yani bakın çok kısa bir süre önce İrlanda'da bir gerilla olan, bir gerilla lideri olan Gary Adams İrlanda'daki sorun çözüldükten sonra, İngiltere ile İrlanda arasındaki bu sorun çözüldükten sonra, barış sürecine geçildikten sonra işte Sinn Féin'in genel başkanı olmuştur, gelmiştir, siyasete atılmıştır, milletvekili olmuştur ve şu anda İngiltere'de, İrlanda'da milletvekili olarak görev yapmaktadır. Şey var, yani, sözünüzü keseceğim. Evet. Murat Kınaylı'nın BBC'ye verdiği bir demeçte de bunu okumuştum. Mandela örneğini göstermişti işte. Evet, Mandela, o süreçte evet. Mandela örneği gibi birebir görüşebilirdim. Bizden de bir heyet İmralı'ya gidip görürsün. Direkt Öcalan'la görüşmelerimizi, görüşmelerle bu süreci hızlandıralım diye. Evet, yani işte belirttiğim gibi böyle süreçlerin de yaşanacağını düşünüyoruz biz. Dünya deneyimlerinde olduğu gibi. Murat Karayılan'ın da söylediği şu. Şimdi şöyle bir şey var, şöyle bir gerçeklik var Türkiye'de. Bu realiteyi görmeden çözümle ilgili, barışla ilgili çok fazla tartışma yapmak zor. Şimdi biraz önce dediğim gibi size bir panorama çizdim. Yani 93 yılından beri Kürt sorunu çözümüyle ilgili bir çaba var. Evet. Fakat ne zaman muhatap çıktıysa o muhataplar bir şekilde yok edilmiş. Evet. O nedenle şimdi böyle bir süreç yakalanmış. Şimdi bu süreçte de muhataplarla ilgili bir sıkıntının yaşanması her an gündeme gelebilir. Ulusal güçler olabilir, yani bu çözüm sürecini darbeleyecek, sabote edecek. Aslında başladı da zaten. Uluslararası güçler olabilir, bu çözüm sürecini darbeleyecek. Bu yüzden bu çözüm sürecinin en yakın zamanda sonlandırılması, bitirilmesi gerekiyor. Ama kabul edilen yani, şu ki 20 bir yıldır... Bir sabotaj olmadan, bir saldırı olmadan, şimdi ben sürecin iyi gittiğini düşünüyorum. Evet. Yani daha 3 Ocak'ta başladık. Evet. Bakın 3 Ocak'ta başladık, işte Ocak, Şubat. Mart'tayız, Nisan'ın sonu. 4 aylık bir süreç var. 1-1,5 yıl içerisinde bu süreç hızla yol alınarak bitirilmesi gerekiyor. Çünkü süreç uzadıkça riskler artıyor. Ve bize göre riskler arttıkça sürecin tıkanması yani tersine dönmesi de mümkün. Ve hakikaten biz bu süreçten bir sonuç alamadan çıkarsak
Bu en azından Türkiye'ye 10 yıla mal olacak bir süreç olacak. Yani yeni başlayacak süreç eskisinden daha çatışmalı bir süreç olacak. Evet. Bunu herkes artık biliyor, düşünebiliyor. Böyle olduğu için hepimizin, herkesin bu sürece destek vermesi gerekiyor. Bu sürecin en kısa zamanda böyle bu 1-1,5 yıl gibi bir zamanda bitmesi gerekiyor. O yüzden Sayın Karayılan'ın da söylediği o. Diyor ki eğer bizim önümüzü açarsanız, yani biz başkanımızla, önderliğimizle, çözümle ilgili, barışla ilgili, ne yapacaklarımızla ilgili bir tartışma yürütürsek, örneğin tabii ki PKK çok büyük bir hareket. Binlerce şeyi var dağlarda, gerillası var. Bütün onların geri çekilmesiyle ilgili yapacakları çalışmalar var. Bir ikna şeyi de var, durumu da var. Bütün bunları eğer Sayın Öcalan'la bir ilişki ve diyalog içerisinde olarak çözebilirsek diyor, gerillayı mesela diyelim bu süreçle ilgili kafasında sıkıntı olan, ulaşılamayan kesimi ikna etmemiz daha kolay. O yüzden önümüzü açın, biz bu süreci hızlandıralım diyor. Bizce de çok makul. Yani umarız hükümet belli riskleri de göze alarak, tabii bu iş riskler göze alarak yapılacak bir iş. Hükümet de bu riskleri göze alarak bu süreci hızlandırabilirse hepimizin hayrına olacak. Yani şunu Türkiye'nin hayrına olacak. Ben şunu anladım sizden. 93 yılından beri İmralı'yla gelmiş geçmiş tüm hükümetler görüşmüş. Bunu en son zaten hükümet resmi olarak açıkladı. Dedi ki devlet abla Öcalan'la görüştü. 20 yıllık bir süreçteki geçmiş deneyimlerimizden yararlanılarak diyorsunuz. Biz yine bir takım sıkıntıları yaşamayalım. Önümüzü geçmişten ders alarak önümüze daha farklı bakalım. Ben bu süreci açık söyleyeyim kendi adıma çok bilmiyordum. Geçtiğimiz dönem burada izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Aslında herkes o kitabı okuyup hani Kürt sorununu bir şekilde farklı bir gözle de görebilir. İmralı günlükleri Cengiz Çağdar'ın herhalde ön sözüyle yanlış değilsem kaçtı bir kitaptı. Yazarın ismi tam olarak hatırlamıyorum. Cengiz Kapmaz. Evet. Ön söz Cengiz Çağdar yazmıştı. Evet ben de okudum. Çok farklı bakabiliyorsunuz aslında. Evet. Hani o inkar edilen görüşmeler neler yaşanmış. Tabii. O gözle de bakabiliriz. Geçmişe yaşanan sıkıntıları artık gelecek siyasetçilerin geleceğe mal etmeden çözümlemesi gerekir. Ben tavsiye ediyorum onu da okunarak bir fikir de alınabilir. Bir de şöyle bir soruyla ilk programımızın ilk kapatalım. Öcalan Nevroz'da okunan mektubu biliyorsunuz. Orada CHP başta olmak üzere bazı kanatlar dedi ki İslam sosyalizm ittifakı yaşanıyor. Böyle bir şey geldi. Hatta CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz dedi ki şeriatçı şu anki siyasi Kürt siyasetçilerin yerine gelecek dönemde artık şeriatçı Kürt siyasetçiler gelecek. Ve işte ne zamandan beridir Öcalan İslam'ı referans olarak kullanmaya başladı. Şimdi böyle bir şey de başladı. Yani Öcalan İslam'ı kullanmaya başlıyor veya AK Parti ile birlikte yeni bir İslam Cumhuriyeti mi kuruluyor? Bu konular da gündeme geldi. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi tabii bunu gündemleştiren belli bir kesim var. Bir Alevi kesim var. Yalnız Alevilerin geneli değil. Evet. Onu net ve açık söylemek lazım. Alevilerin bir entelektüel kesimleri var. Yani düşünsel anlamda, ideolojik anlamda Kürt hareketiyle uyuşmayan kesimin önemli düzeyde gündemleştirdiği bir meseledir. Ama Alevilerin %95 gibi genel kısmını kesinlikle tartışmadığı, hiçbir şekilde tartıştırmadığı bir konudur. Bunu böyle bilmek gerekir. Tartıştıran işte çok küçük bir azınlıktır. Yani Alevi entelektüel kesimidir. O da işte o mektupta Kürt ve Türk birlikteliğini 1071'lerde Malazgirt'ten çıkıştan başlatan ve işte dinin bir Kürt ve Türkler arasında bir tutkal görevini gören bir doğal gerçeklikten, yaşanan gerçeklikten söz edilmiş. Bu tarihsel bir gerçekliktir. Şimdi yani din faktörü o dönem Osmanlı İmparatorluğu içerisinde pek çok halkı bir arada tutan
bir ümmetçilik, ümmetçilik tutmuş insanları. Böyle bir gerçeklikten de bahsediyor Sayın Öcalan. Şimdi böyle bir gerçeklikten bahsetmek demek, Osmanlı İmparatorluğu döneminde işte Alevilerin baskı altında olmadığı, işte Kuyucu Murat Paşa döneminde Alevilerin başlarını keserek kuyulara atıldığı gerçeğini inkar etmek anlamına gelmiyor. O da bir gerçeklik, realite olarak orada duruyor tabii ki. Ama başka bir realite de budur tabii. Osmanlı'da bu kadar çok halkı bir arada tutan din faktörüdür. İşte ümmetçilik dediğimiz olaydır. Böyle bir konuya vurgu yapmış. Şimdi tabii ki Türkiye'de iki siyasi partinin, hem CHP'nin hem MHP'nin siyaset yapma argümanları fazla yok. Yani bu zamana kadar bir sürü siyasi parti, herkes Kürt sorunu ve Kürt meselesi üzerinden kendini yaşatmaya çalışıyor. Ben şimdi çok merak ediyorum, yani şimdi MHP, Kürt sorunu çözüldüğü zaman bu ülkede neyin üzerinden siyaset yapacak? Bu zamana kadar ölümler üzerinden siyaset yaptı. Kan üzerinden siyaset yaptı. Başka da bir, bu ülkenin temel meseleleriyle ilgili, temel sorunlarıyla ilgili siyaset yaptığı bir alan yoktur. Şimdi ellerinde bir oyuncak var ve bu oyuncağın alındığından son derece rahatsızlar ve bu oyuncağın alınmamasını istiyorlar. Yani temelde yaklaşımları Kürt sorununun çözülmemesi yaklaşımıdır. Diyorlar ki bu mesele çözülmesin, bize bu işten ekmek var. Çözülürse ekmeğimiz elimizden alınacak, bitilecek. O yüzden bakın o yayınlanan mesaja Türkiye'de hem de dünyada altına imza atmayacak insan çok azdır. Ancak atmayacak olanlar çözümsüzlükten beslenenlerdir. Evet. Yani barış karşıtlarıdır, çözüm karşıtlarıdır. CHP içerisinde de bir grup bu ulusalcı kesimdir. Ulusalcı kesim zaten Türkiye'nin başına bela olan bir kesimdir. Evet. Yani Türkiye'de hem aslında 1800'lü yıllarda Kürt sorunuyla ilgili, Kürt sorunuyla ilgili yüzlerce binlerce faili meçhul cinayete imza atmış olan, hem de işte AKP'yi bir darbe yaparak devirmeye çalışan bu Ergenekoncu kesimin arkasındadırlar. Arkasında olmayı bırak, yanındadırlar. Yani her gün Silivri'dedirler. Ya insaf, vicdan, yani binlerce insanın kanında şeyleri var bunların yani. Parmakları var. İşte Cemal Temizöz davası. Geçen gün katıldım. Cizre'den kadınlar gelmişti. Hepsi tanıyorlar. Evet. Yani 91-92'de Cizre'de sanırım yüzbaşı olduğu dönemlerdir. Sadece o davada 19 kişi kendisi tarafından, yani Cemal Temizöz tarafından evlerinden alınarak götürülmüş, kireç kuyularına atılmış, asit kuyularına atılmış, bir daha o insanlardan haber alınamamış. Şimdi sen gelip bunun nesini savunuyorsun? Evet. Nasıl bunun davasına girersin? Yani tamam, AKP ideolojik olarak karşı durabilirsin ama yani bu demokratik de hukuk devletinde de bir partiyi sen darbe yaparak yok etmeye çalışıyorsun. Sonra diyorsun ki burada bu ülkede demokrasi var. Evet. Bu nasıl demokrasi? O zaman çalışacaksın adam gibi, AKP'nin aldığı oydan daha fazla oy alacaksın. Evet. O şekilde bu işi götüreceksin. Yani çalışarak, halkı ikna ederek, anlatarak değil, bir takım işte ordu içerisinde odaklanmış ya da işte dışarıda ulusalcı dediğimiz kesimlerle işbirliği yapmış olan bu kesimi arkasına alarak siyaset ve politika yapan bir kesim var. Yani tekçilik anlayışını savunan, 21. yüzyılda halen bu ülkede Türklerden başka insan yaşamıyor diyen, böyle ucube bir görüşe sahip olan bir insan grubu var. Evet. Şimdi bunlar nasıl siyaset yapacaklar? Ellerinden argümanlar alınıyor, yani bitiyor. CHP ve MHP'yi de ileriki sorularımla tekrar geleceğim. Evet. Biz de soluklanalım, siz de yoruldunuz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Sizden tamam. Ayrılmayın, hemen akabinde ikinci bölümümüze geçeceğiz.
kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Son sorumu hatırlatarak başlamak istiyorum. Özetle şöyle demiştik, bazı çevrelerce şöyle bir kanaat oluştu. AK Parti ile BDP anlaştı mı perde arkasından? Ve konuğumuz da buna bir açıklık getirdi, özetledi. Ben yine bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Aslında Türkiye'de pek çok kimlik var. Fakat ön planda olan İslamcı kesim, Kürtler ve Aleviler. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Kürtler kimlik arayışındaki haklarını aldıktan sonra aslında Türkiye'de demokratikleşmenin de yolu somut olarak açılacak, değil mi? Yani şöyle, tabii ki Kürt sorunu Türkiye'deki demokratikleşmenin önünde en büyük engellerden biridir. Yani şüphesiz ki demokrasi ne demektir? Demokrasi o ülkede yaşayan bütün kimliklerin, kültürlerin, inançların kendini özgürce ifade ettiği, insanların kendisini özgürce örgütlediği bir sistem, bir model demektir. Şimdi bir ülkede siz Kürtlerin dillerini yasaklıyorsanız, kimliklerini yasaklıyorsanız, Aleviler inançlarını yaşayamıyorlarsa, işte farklı inançlar, inanç grupları kendilerini rahat ifade edemiyorlarsa, yine Türkiye'de işte yaklaşık 14-15 etnik milliyet var. Bu etnik milliyetler kendilerini kendi kimlikleriyle ifade edemiyorlarsa, şüphesiz ki orada bir demokrasiden söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla Kürt sorunu çözülünce bir anayasa değişikliği söz konusu olacak. Yani bu sorunun önündeki engel olan şey anayasadır. Kürt sorunu çözülecekse de anayasayla çözülecek. Evet. Yani işte diyoruz ya, bir sürü haklar, özgürlükler anayasal ve yasal güvence altına alınmadığı müddetçe, peki isterseler ateşkes ilan etsin, silahlı güçlerini sınır dışına çeksin, yani ne yaparsa yapsın, bu sorun çözülmüş sayılmaz. Şimdi hükümet şöyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Oh ne güzel, PKK şey yaptı, ateşkes ilan etti, işte birkaç gün sonra da silahlı güçlerini sınır dışına çekecek, bu sorun çözülecek. Öyle bir şey yok. Peki eğer şey yaptıysa, ateşkes ilan ettiyse, sınır dışına çektiyse, silahlı güçlerini çekecekse, bu ancak çözümü ve barış sürecinin önünü açacak bir durumdur. Bir fırsat sunmadır. Bu fırsatı değerlendirmek durumundayız. Bu fırsatı değerlendirirsek Kürt sorunu demokratik bir anayasayla, çoğulcu bir anayasayla çözülürse, o zaman Kürt sorunu çözülmüş olur. İşte yani bir demokratik bir anayasa yapılırsa, o zaman ne olacak? Bu ülkede demokrasi yavaş yavaş inşa edilecek. Hatta biz diyoruz ki Kürt sorunu çözümüyle birlikte Türkiye'nin temel sorunları da çözülecektir. Örneğin Aleviler artık inanç boyutuyla kendilerini daha rahat ifade edecekler. Cemevlerle ilgili bu ülkede bir sıkıntı kalmayacak. Yani kimlik sorunları bitti, inanç özgürlüğü verecek. Tabii ki. Herkes kendisini daha rahat, özgürce ifade edebilecek. Daha rahat, özgürce örgütlenebilecek. Kadınlar, gençler, yaşlılar, emekliler, işsizler, yani antikapitalistler, samimi Müslümanlar, inananlar, inançsızlar, her neyse, yani toplumun bütün kesimleri kendilerini rahatlıkla ifade edebilecek. Ve hatta diyoruz ki bu sorun çözüldükten sonra biz Türkiye'de radikal demokrasinin önü açılabilir. Yani dünyada işte radikal demokrasinin en iyi olduğu yer neresidir? İsveç. Yani İsveç gibi Türkiye'yi model bir ülke haline getirebiliriz. Radikal demokrasiyle tanıştırabiliriz. Bütün bu gelişmeler öyle bir sürece neden yani gidebilir. Dolayısıyla yani demokrasi şuraya gelmek istiyorum. Şimdi şu bir gerçek ki 1900'lü yıllardaki, 1800'lü yılların sonundayken yani dünyada gelişen, daha sonra belki Osmanlı'nın yıkılmasına belki değil yani sebep olan ulusalcı anlayış, yani terakkinin, İttihat ve Terakki'nin anlayışı artık bu ulus devlet yapısı 21. yüzyıldaki şeyi kaldırmıyor. Dünya konjonktüründe de artık böyle bir şey yok ama Türkiye'de hala böyle bir direnme var, ulusal yapıda bir direnme var.
Şimdi özellikle farklı kimliklerin, konuşulan bu çünkü bizim algıladığımız da bu, farklı kimliklerin farklı bir yapıyla yönetileceği yeni bir siyaset mi doğuyor? Çünkü artık son birkaç aydır söylemler değişti, konuşmalar değişti. Artık herkes farklı bir açıdan bakabiliyor. Doğu ile Batı'nın bir araya gelmesi, konuşması, örneğin Batı'daki sivil toplum kuruluşları burada gelip buradaki görüşmeleri yapabiliyor. Eski siyaset bitip yeni bir siyaset mi açılacak Türkiye'de? Değişen yani bir şeyler var çünkü. Türkiye'de şüphesiz ki 30 yıldan beri çatışmalı bir durum var yani bölgede. Bir savaş devam ediyor. Savaşın devam ettiği yerde de böyle dostluktan, rahat çalışma ortamından, ekonominin gelişmesinden bahsetmek mümkün değil. Zor yani. Dolayısıyla bu zamana kadar tabii ki devam eden bu çatışmalı süreç nedeniyle Türkiye'de söz gelimi işte iş yapmak isteyen iş adamları bölgede koşullar çok daha rahat olmasına rağmen, çok daha iyi olmasına rağmen gelemiyorlardı. Niye? Çünkü savaşın olduğu bir yerde kimse gelip yatırım yapmaz. Kimse sermayesini savaş koşullarında heba etmez. Çünkü iş adamının mantığı odur. Gelmiyorlardı. Diğer taraftan yani gelememe sıkıntıları da vardı tabii ki. Dediğim gibi gelip işte milyarlarca dolar yatırım yapacak ve yatırım o savaş koşullarında bir şekilde heba olacak. O yüzden gelemiyordu. Yani bütün bunları düşünerek gelemiyordu. Şimdi böyle biraz hızlı geliş gidişlerin olması bazı şeylerin düzeldiği anlamına gelmiyor aslında. Yani küçücük bir adım atılmıştır Türkiye'de. İşte demokratik çözümle ilgili bir süreç başlatılmıştır. Bu süreçle ilgili henüz herhangi bir yani ortaya çıkan durum yoktur. Sadece PKK'nın bir şey ilan etme durumu vardır, ateşkes ilan etme durumu vardır. İşte ne olduğunu çok yani kimsenin anlayamadığı, yani biz anlam veriyoruz tabii ki, halk anlam veremiyor. Her gün yine savaş uçakları kalkıyor, Kandili bombalıya geliyor, işte dağlık alanları bombalıya geliyor. Hükümet tekrardan şey yapıyor, korucu sayısını arttırmaya çalışıyor. Bazı yerlerde yeni korucular alıyor vesaire. Yani böyle bir süreçte böyle iç içe şey yapıyor, devam ediyor, gidiyor. İnsanlar yani bütün bu gelişmelere bir anlam vermekte şey yapıyorlar, zorlanıyorlar. Ama ona rağmen bana göre biraz örgütlendirilmiş bir durum olarak işte barış ve çözümün geldiğine dair bir algının genel olarak Türkiye'de yaratılması için işte geçenlerde bir grup iş adamı Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya geldiler. İşte burada sanki barış gelmiş, çözüm gelmiş gibi çok erken, çok aceleci bir şey tabii ki geliş. Bir takım işler yapmak istediklerini söylediler. İşte hemen hükümet karşı bir atak yaptı. İşte gelenlerden iş yapanlara bedava arsa vereceğim. Sigorta primlerini ben kendim yatıracağım. Bankadaki işte faizleri düşüreceğim ve benzeri böyle bir teşviğe açık bazı politikalar olduğunu şey yaptı, ifade etti. Yani bize göre çok fazla aceleci davranmamak gerekir. Çünkü evet hepimiz çözüm yani istiyoruz. Çok erken. Dense yeni bir dönem başladı diye düşünüyorum ben ama tabii ki bir dönem başladı. Tabii ki bir dönem başladı. Yani en azından şu anda ölümler gelmiyor. Evet. Bu bile yeni bir dönemdir. Yani ne kadar güzel bir şey. Bu ülkede artık anneler ağlamıyor yani. Şu 3-4 aydır bir cenaze gelişi yok. Bu bile yeni bir sürecin, dönemin başladığını bize ifade ediyor, gösteriyor. Şüphesiz ki bu çok önemli bir durum. Ama dediğim gibi bunun dışında adımlar bu zamana kadar hep tek taraflı atıldı. Esir askerleri PKK'ya bıraktı. Ateşkesi PKK'ya ilan etti. 21 Mart'ta bütün Türkiye kamuoyunu ikna edecek o şeyi bizim manifesto niteliğinde dediğimiz bildiriyi Sayın Öcalan açıkladı. Yani herkesi bu sürecin içine kendisini görmesini sağlayan pek çok konuya değindiği o güzel bildiriyi bütün Türkiye kamuoyuyla Sayın Öcalan paylaştı. Şimdi hükümetin yaptığı ne? Şimdi Sayın Öcalan'ın önerdiği bu Akil İnsanlar Komisyonu'nu oluşturmak oldu bu arada.
Onu da yaparken işte hep bu zamana kadar diyordu BDP ile müzakere etmek istiyorum, BDP ile bu sorunu çözmek istiyorum vesaire. Böyle bir sorun çözülürken bile ciddi olarak bizimle BDP ile bir masaya oturup işte siz de kimleri istiyorsunuz, hangi insanlar bu süreçte başarılı olabilir ve benzeri böyle bir karşılıklı görüşme bile olmadı. Sayın Hocam, ben de tam önerdiği soru isimlerden hiç açtınız. Evet. Şunu soracaktım ben de. Şimdi böyle bir heyet başladı. Akil adamlar, tırnak içinde akil insanlar. Evet. Biz artık hangisini kullanacaksak yerine göre. Size göre akil insanları kullanıyoruz. Şimdi dilimize hani akil adamlar böyle evet. Bir aslında Türkçe değil bu yabancı dilden ama onun şeyi asıl adam kelimesinden gelme. Bunu da burada belirtelim. Şimdi şöyle, böyle bir heyet kuruldu, 7 bölgeye ayrıldı. Ben şunu sormak istiyorum, size göre bu bir gereklilik mi? Hani zaten Türkiye'de kahvedeki sıradan bir insan bile çözüm yolunu da biliyor, gelen süreci de biliyor. Bu size göre ne derecede başarılı olur? Böyle bir heyet gerekli miydi? Gerekliyse eğer çalışmalarını beğeniyor musunuz? Verilen isimler isabetli mi? Çünkü evet. Akil adam, akil evet. insan birazcık da çözümleyici, toplum tarafından benimsenen, fikirler üretebilen demek. Bu karşılıyor mu heyet sizce? Şüphesiz çok gerekli bir komisyon. Bütün dünya deneyimlerinden de anlaşılacağı gibi bunun, böylesi bir komisyonun Türkiye'de Kürt meselesi çözülürken de kurulması gerekiyordu. Bakın biraz önce belirttiğim gibi işte en çok bu komisyonun işlerlik kazandığı, gerçekten yani bir sorunu çözüme ulaştırdığı yer Güney Afrika'dır. Güney Afrika'da kurulmuştur bu komisyonlar. Gerçekten sorunun çözülmesine büyük katkıları olmuştur. Yine Arjantin'de kurulmuştur. Yani çeşitli deneyimler var dünyada bununla ilgili. Şüphesiz ki Türkiye'de de Sayın Öcalan tarafından bu dünya deneyimlerinde bir başarı elde edildiği için önerilmiş bir komisyondur. Ve AKP hükümeti tarafından da, devlet tarafından da bu öneri kabul görerek bir komisyon oluşturulmuştur. Dediğim gibi komisyonun oluşturulmuş biçimine bizim BDP olarak itirazlarımız vardı. Sonuç olarak son İmralı ziyaretinden, arkadaşlarımızın gittiğinde Sayın Öcalan'la görüştüğünden anladığımız kadarıyla komisyonda yer alan isimlerin bir kısmını Sayın Öcalan önermiş ve önerileri hükümet tarafından kabul edilmiş. Bizim talebimiz BDP olarak bizim de önerilerimizin yani birkaçı alınmış belki ama yani biz bunun karşılıklı bizimle de tartışılarak yapılmasını istiyorduk. Biz örneğin işte akil insanlar diyoruz ya, akil adamlar sadece erkekler oluyor. Oysa komisyonun içinde kadın arkadaşlarımız var. Akil insanlar dememizin nedeni o. Mesela daha fazla kadının yer almasını istiyorduk. Çünkü sonuç olarak kadın doğası gereği barıştan yanadır, çözümden yanadır. Yani savaş karşıtıdır. Dolayısıyla böylesi bir komisyonda kadınların daha etkili olması, daha verimli sonuçlar açığa çıkarması mümkündü. Böyle bir tartışma olsaydı, karşılıklı tartışma olsaydı kadın sayısını arttırmak mümkün olabilirdi. Ama bütün bunlara rağmen, her şeye rağmen gelinen noktada biz bu komisyonun oluşturulmuş olmasını önemsiyoruz. Yaptığı çalışmaları önemsiyoruz. Açıkçası Türkiye'de işte 30 yıldan beri devam eden çatışmalı bir sürecin ortaya çıkarttığı bir halk gerçekliği var. Bir Türk halk gerçekliği var. Bir karşıtlaşma durumu var Türkiye'de. Türk ve Kürt haklarının karşıtlaşma durumu var. Ortada 55-60 bir kişinin yaşamını yitirme durumu var. Dolayısıyla böylesi köklü bir sorunun çözümünde bu sorunu tarafsız olarak gidip anlatacak, sonuçlarını anlatacak, yani çözümle, barışla birlikte bu ülkeye neler gelebileceğini, bu ülkenin neler kazanabileceğini anlatacak, işte sizin de belirttiğiniz gibi akil insanlar dediğimiz büyük komisyona şiddetle ihtiyaç vardı ve ben yani
bazı arkadaşların yetmezlikleri, eksiklikleri olabilir belki ama kişi olarak bu komisyonun önemli bir çalışmayı açığa çıkarttığını izliyorum ve görüyorum. Evet. Tabii ki düzelmesi gereken dediğim gibi birkaç nokta var. Örneğin bir dil değişikliğine ihtiyaç var. Komisyonun bütün üyeleri değil ama birkaç üyesinin halen dilinde problem olduğunu görüyorum. Ama buna rağmen gittikleri her yerde bir ikna çabaları var. Yani sorunun çözülmesi yönünde üstlendikleri bu görevin ve sorumluluğunun bilincinde olma durumlarını ben izliyorum, görüyorum. Etkili olduklarını düşünüyorum. Ve bu komisyonun esasında Kürt sorunu çözülünceye kadar yani devam edeceğini, etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarız öyle olur. Yani her dönemin izleyicisi ve gözlemleyicisi olmalıdır bu komisyon. Tabii gönüllülük temelinde süren bir komisyon. Gönüllülük temelinde bu işe başladılar. Dün Kadir İnanır'a soru soruyorlardı. Diyorlardı size işte para veriyorlarmış falan. Evet. Bu işle ilgili. Yani bizdeki mentaliteyi biliyorsunuz Türkiye'de. Her şey para için yapılır. Yani var mı böyle bir şey peki? Böyle bir insan hani yapısı var Türkiye'de. Ücret alındığı şey. Yani Kadir İnanır orada çok güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki barış gibi kutsal bir iş için ancak gönüllülük temelinde bir hizmet sunumu yapılabilir. Ama ücret alındığı yani, gerçek değil mi? Hayır, hayır. Kesinlikle. Sadece hayır. Konaklama herkes vesaire masraflar gönüllü veriyor, değil mi? Olarak bu sürecin içerisindedir. Ve tabii onu da koskoca evet. Devlettir yani. Gidip bir yerde, bir otelde kalıyorsa şeyi, yani bu çalışmayı yapan kişi onu da işte devlet tarafından ödenecektir. Evet. Ödenip ödenmediğini de bilmiyorum ama mantıken ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama onun dışında bir ücret verilmesi durumu yok. Yani 2-3 aylığına herhalde kuruldu bu komisyon. Sonuç olarak meclis kurulmuş bir komisyon değildir. Mecliste komisyonlar kurulduğu zaman süre belirlemesi yapılıyor. Ama dışarıda bu gönüllülük temelinde hükümetin şey yaptığı, onay verdiği, bizim onay verdiğimiz, birlikte onay verdiğimiz bir komisyondur. Süresi uzatılabilir ve bize göre sorun çözülünceye kadar, yani bizim normalleşme süreci olarak gördüğümüz sürece kadar bu komisyonun çalışmalarını sürdürmesi gerekir. Eğer tabii ki dediğim gibi gönüllülük çerçevesinde süren bir çalışma umarız sürdürürler. Tabii bazı çalışmaların sıkıntılı geçtiğini biliyoruz. Özellikle İç Anadolu'da örgütlendirilmiş bazı kesimlerin bu çalışmaları sabote etme durumları olduğunu, girişimler olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ama her şeye rağmen ben bu komisyonun üyelerinin olgun olduğunu, hepsinin olmasa bile önemli bir kısmının Kürt meselesine hakim olduğunu ve anlatmaya çalıştıklarını, anladıkları ve kavradıkları kadar, bildikleri kadar halka ulaşmaya çalıştıklarını görüyorum ve sonuç aldıklarını da göreceğiz. Yalnız burada şey var, şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı şeyden kaynaklı değil. Komisyon üyelerinden kaynaklı değil. Sıkıntı biraz gittikleri illerde komisyonun yürüteceği çalışmanın hazırlığını yapan il valiliklerinden kaynaklıdır. Örneğin dün komisyon güvenlik üyelerinden güvenlikte yaşanan sıkıntılar hayır, oldu hayır. Herhalde, değil mi? Dün komisyon üyelerinden bir arkadaşımız bir ile gittiklerinde sadece belli bir kesimin toplantıya çağrıldığı şeklinde bir değerlendirme yaptı. Şüphesiz ki bu belli bir kesimi ilgilendiren bir sorun değildir. Evet. O ilde bütün sivil toplum örgütlerini valiliğin çağırması gerekir, karşıt olanları. İşte mesela arkadaşımızın değerlendirmesi, BDP'nin bile çağrılmadığı toplantıların yapılmak istendiğini söylüyor. İşte sol güçlerin çağrılmadığı, işte diyelim bir ÖDP'dir, SDP'dir, EMEP'tir vesaire. Yani sol cenahta yer alan partilerin çağrılmadığı bir toplantıların planlandığı. Aslında istenen de bu değil ki sivil zaten. Sivil toplum örgütlerinden, demokratik kitle örgütlerinden, işte bize yakın olan, yani partimizin görüşlerine yakın olanlar ya da sol sosyalist görüş ve düşüncelere yakın olanların çağrılmadığını, işte bununla ilgili eleştirilerini yaptıklarını ve bu eleştirilerden sonra kısmi bir düzelme olduğunu ifade etti. Sıkıntı biraz o yönlü. Bunun aşılması gerekir bu durumu. Yani nasıl olsa işte solcular, demokratlar, işte sosyalistler bu sürece karşıt değil, yanındadır gibi düşünmek doğru değildir. Çünkü onun içine de ayrım var şu anda. Yani öyle de olabilir. Bir de
hazırlanacak raporlar çok önemli. Evet. Şimdi siz belli bir kesimi çağırmadığınız zaman belli bir kesimin, yani karşıda olan kesimin görüş ve düşünceleri o rapora yansıyacak. Tek bir düşünceden çıkmış gibi bir kalem olacak. Tabii ki. Oysa herkesin çağrıldığı zaman, yani çözümü isteyenler, istemeyenler, destekleyenler, desteklemeyenler, güç verenler, vermeyenlerin görüş ve düşünceleri o raporda yer alacaktır. Çünkü o rapor bir Türkiye profilini açığa çıkaracaktır. Evet. O nedenle artık valiliklerin de biraz gerçekçi olması açısından kendi düşüncelerini açığa çıkacak, ortaya çıkaracak bir yapılanmadan öte her kesimin temsil edildiği bu tür toplantıları hazırlaması gerekir. Evet. Aslında ben kendi bireysel olarak şunu düşünüyorum. Hani çok siyasetçilerden ziyade daha çok aydınların, hatta popüler isimlerin bu heyetler, gruplarda olmaları çok daha önemli. Yani şöyle, size şöyle söyleyeyim. Çünkü onların hani çözümü daha, örneğin benim aklımda olan, keşke Tarkan da olsaydı. Örneğin. Yani şöyle bize göre aslında bu meseleye hakim olan insanların bu komisyonda yer alması gerekir. Kürt meselesini bilen, bu ülkenin temel meselelerini bilen insanların, aydınların, akademisyenlerin, siyasetçilerin yer alması, sivil toplum örgütlerinde bu konuda uzmanlaşmış, yani örneğin işte bazı çalışmalar yürüten vakıflar var, onların yer alması gerekiyordu. Fakat sanatçıların yer alması da, tabii sanatçılar doğası gereği zaten barıştan yanadır. Barıştan yana olmayan bir kişinin, değil mi? Yani sanatçı olması zaten mümkün değildir. Yani tabii ki sanatçılarda toplumu etkileyen kesimler, toplumda iç içe olan kesimler, dolayısıyla ben yer almalarını görüyorum, olumlu görüyorum yani. Çünkü halk biraz artık siyasetçilere yeri gelince güvenmeyebiliyor. Farklı bir renklilik de kattı. Biraz ortamı yumuşattı da diye düşünüyorum. Yani evet. Biraz böyle karşıt olanları, radikal olanları, radikal karşıtlıkları olanları işte böyle daha bir şeye çektiğini düşünüyorum. Daha normal bir şekilde düşünmelerine sebep oldular diye düşünüyorum. İşte onlar var diye gelenler var. Onlar var diye dolayısıyla geldiklerinde bu meseleyi dinleyen, anlayan, kavramaya çalışan insan gerçekliği açığa çıkıyor. Dolayısıyla karma olması iyi olmuş diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'deki bu köklü sorunun çözümü açısından sanatçıların biraz daha bu ortamı ben yumuşattığını gördüm. Yani tanınan isimlerin olması aslında çok iyi olmuş. Tanınan daha da fazla olması iyi olmuş. İyi olmuş dediğim gibi biraz eleştirilerimizle birlikte bu komisyonun çalışmalarının arkadaşlar hakikaten her biri işi gücü olan insanlar, hayatta belli yerlerde sorumlulukları olan insanlar her şeylerini bıraktılar. Bu ülkenin en temel meselesi için, bu ülkenin barış içinde, kardeşlik içinde yaşaması için böyle bir çalışmanın içerisine girdiler. Kendilerine de tabii hem de siyasetçiler olarak hem de vatandaş ve halk olarak teşekkür etmek lazım. Yani her emeğe bir değer biçmek lazım. Emek sarf ediyorlar gerçekten. Biz de bu emeğe değer biçiyoruz. Evet. Çok MHP liderinin komisyonda yer alan sanatçılara atıfta bulunması aklımızda bıraktı fazla, çünkü. MHP hakkında konuşmak istemiyorum. Evet. Konuşmaya değer bulmuyorum çünkü. CHP'de istifalar gündemde. Ve sanki bir CHP'de bu süreçten dolayı bir gruplaşma oldu gibi. İşte ulusalcılar ve yenilikçiler kendi aralarında tartışmalar vesaire gündemde. Bu barış sürecinde de sanki bir yeterlik sergileyemedi. Sizce CHP'de çatlak sesler mi çıkıyor? Biraz ayrılıklar mı olacak? Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Yani olur mu bilmiyorum ama yani CHP'nin içerisindeki ulusalcı kesim CHP'ne bela olmuş bir durumda. Yani başlarına bela olmuş bir durumda gerçekten. CHP tabii ki eleştirilerimizle birlikte kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir partidir. Sosyal demokrat bir partinin de böylesi bir süreçte yani barış ve çözüm gibi kutsal bir meselede bu meselenin içerisinde olması lazım. Yani karşıt olması, yani çözüm sürecinin karşısında olması kabul edilemez bir durumdur. Demokrasinin özüne de uymaz aslında. Yani demokratik yapı içerisinde demokrasi de kendini sosyal demokrat bir parti olarak tanımlayan bir partinin ben çözüm sürecine karşıyım gibi bir söylem kullanması bile
abesle iştigaldir yani, kabul edilemez bir durumdu. Sonuç olarak CHP'nin şeyi, tabanı sosyal demokrat bir tabandır. Yani sol gelenekten gelen, sosyalist gelenekten gelen, kendini işte bir güç olamadığı için sosyalist hareket, orada tanımlayamayan pek çok insanın kendini ifade ettiği bir yerdir. Yani taban sosyal demokrattır. İşte tabii ki bu Ergenekoncu kesimin etkilediği bir yapı vardır muhakkak ama esasında tabanı büyük çoğunlukta Alevilerin oluşturduğu sosyal demokrat bir kesimde, sosyal demokrat bir tabandır. Dolayısıyla %65 gibi bir kesimin, işte bir Uşak milletvekili arkadaşımızın, Gülseren Hanım'ın dillendirmesi doğru bir tanımlama, doğru bir dillendirmedir. CHP'nin yapması gereken şey kendi tabanının sesine kulak vermektir. Fakat CHP içerisindeki bu yapı, yani tahmin ediyorum, yani yorum yapıyorum burada, diyor siz bu konuda bir adım atarsanız, ileri bir adım atarsanız biz de ayrılırız, CHP'yi böleriz gibi bir şey içerisindeler, tehdit içerisindeler mevcut yönetimi. Dolayısıyla mevcut yönetim de bölünmeme adına bu yapıyı bir arada tutmaya çalışıyor belki ama bu doğru bir tutum değildir. Çünkü eğer bu çözüm sürecinde, barış sürecinde CHP bu sürecin içerisinde olmazsa, yani bu konuda yakın zamanda çok ciddi bir karar alıp bu sürecin içerisine girip rol almazsa zaten kendiliğinden bitecek. Oy düşüşü başlamıştır. Oy düşüşü daha da bitecek. Devam edecek. CHP'nin sosyal demokrat, sosyalist, sol kanadı bize gelecek. Evet. Çünkü biz de biten çatışmalı durum nedeniyle demokratik siyaseti daha fazla öne çıkaracağız. Daha fazla Türkiye Partisi olduğumuzu herkes görecek, anlayacak. Yani insanların gelip kendilerini özgürce ifade edebileceği, kimlikleriyle, kültürleriyle, inançlarıyla kendilerini daha iyi ifade edebileceği bir parti haline geleceğiz. Dolayısıyla bize gelişler hızlanacak. Milliyetçi taban belki kalacak orada. Yani giderek bir çöküşü yaşayacak. Valla bize göre de Türkiye'de CHP gibi bir partinin olması gerekir. Yani demokrasinin ruhu gereği olması gerekir. Aslında böyle tarihi süreçte, tarihi bir kararda rol almaması ileriki süreçte tarihteki rolünü de ortaya çıkaracak. Tabii ki öyle olacak. Bir de biraz önce de size Türkiye'de Kürt sorunun çözümüyle birlikte Türkiye'deki demokrasinin gelişeceğinden söz ettim. Hatta Türkiye'nin radikal bir demokrasiyle tanışacağından söz ettim. Bir ülkede radikal bir demokrasiyle bir tanışmışlık olursa zaten MHP gibi ırkçı bir partinin, şöven bir partinin bu ülkede yaşaması, hayat bulması, yaşam bulması mümkün değil. Evet. Kendiliğinden o da eriyecek. Yani dolayısıyla MHP bu süreç içerisinde doğal olarak eriyip gidecek ama CHP'nin bir şekilde kendi içerisindeki bu ulusalcı çözüm karşıtlarını bunlardan kurtulup kendi içerisindeki bu sosyal demokrat ve sosyalist kesimle yoluna devam etmesi gerekir. Böyle bir riski de alması gerekir. Zaten almazsa da hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Evet. CHP'de giderek eriyecektir. Evet. MHP'ye konuşmak istemiyorum dediniz ama özellikle dün ve önceki günkü konuşmalarında Bahçeli'nin çok sert söylemleri, belki halkı sokağa dökecek kadar sert söylemleri var artık. Ve Başbakan da buna mukabil bir cümle sarf etti. Böyle devam ederse 1980 öncesine getirirse bazı şeyleri bu karşısında da en ağır bedeli öder dedi. Evet. Şimdi hakikaten hepimizin inşallah öyle bir şey görmeyiz dileği de söylüyoruz. Evet. 70'lerdeki olaylara dönülmesi, o dönem işte sağ sol olayı, bugün Kürt Türk milliyetçiliğinin karşılaştırılması sürece Allah korusun kötü bir şeye geçebilir. Biraz önce de dediğim gibi MHP bu sorunun çözülmesinden ve çözüldükten sonra da siyaset dışı kalmaktan korkuyor. Bütün bu hezeyanı bu yüzdendir. Fakat şuna inanmak gerekir. Sayın Öcalan Türkiye'ye getirildiğinde 99'da dedim ya, bu ülkede az şey yaşanmadı. Yani 55-60 bin insanın yaşamından söz ediyoruz biz. Yani bu kadar kayıp var bu ülkede.
Elbette ki bu çatışmalı durum, savaş durumu nedeniyle belli gerçeklikler Türkiye kamuoyuyla paylaşılamadığı için, basını, medyayı, her şeyi kendileri yönlendirdikleri için bir şey olmadı. Yani halkın farklı şekilde bu süreci anlama durumu olmadı. Dolayısıyla bu 99'da Sayın Öcalan Türkiye'ye getirilişiyle birlikte hemen akabinde yapılan seçimlerde hem DSP yani Ecevit hem de MHP bir oy artışıyla bu süreci karşıladı. Ama sonradan insanlar baktılar, gördüler ki bu süreç bitti, o dönem milletvekili bitti. Ortada bir şey yok, yani bir çözüm yok. Savaş devam ediyor, ölümler devam ediyor. Bu ülkenin kalkınması için farklı sorunlarına çözüm arayışı yok. Hemen oylarını geriye çektiler. Son seçimlerde de zaten %13'e kadar düştü. Belki yani öyle bir arayış içerisinde. İşte diyor ben tam bu noktada vurabilirsem hem iktidar partisini hem de BDP'yi buradan bir oy artışıyla çıkabilirim diyor. Ama ben şuna inanıyorum, bu bir yıla kadar bütün bunlar bitecek. MHP istediği o şeyi, o varmak istediği oyu alamayacak bu süreçten. Bu tip hezeyanlarla sürdürdüğü bu mitinglerden istediği sonucu alamayacak. Evet. Şimdi böyle bir bölünme fobisi yaratarak, işte ülkemizi bölüyorlar, bilmem işte teröristlerle bir araya geliş var, masaya oturmuşlar falan filan böyle. İşte bu milliyetçi kesimi hezeyana getirme, gaza getirme çabası var. Ama sorun da çözülünce herkes de şunu görecek ki, oh be, Türkiye'ye barış geldi. Ölümler gelmiyor. Ne güzel. Barış içindeki bir Türkiye şüphesiz farklı bir Türkiye olacak yani. Evet. Kürt sorunu çözmüş bir Türkiye, ekonomik anlamda güçlenen bir Türkiye olacak. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi olacak. Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi olacak. Kim hayat standartı yüksek olan bir ülkede yaşamak istemez ki? Evet. Böyle bir ülkeyle insanlar karşılaşınca da MHP'yi de tanıyacaklar, anlayacaklar. Bütün bunların yani yaptıklarının yanlış olduğunu görecekler. Desteklerini çekecekler. Onlar da bir çöküşü yaşayacak. Evet. Bakın bu süreç, izleyin, görün. İnşallah yaşarsak hepimiz tabii ki. İnşallah olumlu şekilde görürüz. Daha sonraki programlarda İnşallah. Tabii ki görürüz. Böyle olacak. Düşüşü yaşayacaklar. Evet. Yani bitişi yaşayacaklar. Kim bu sürece karşıysa, kim barışa karşıysa, kim çözüme karşıysa bitişi ve çöküşü yaşayacak. O yüzden hem MHP hem CHP ne yaparlarsa yapsınlar. İstedikleri mitingler yapsınlar, istedikleri kadar hakaret etsinler. Bu çözümden, aman bu süreçten başarısız çıkacaklardır. Aslında akıllı olan siyaseten, insan zaten... Siyaseten bitişi yaşayacaklar. Evet, yani siyaseten bitişten ziyade akıllı olan bir insan zaten böyle tarihi bir süreçte rol almanın önemini görmesi lazım. Tabii ki siyaset budur zaten. Çünkü yakın tarihimizi biliyoruz zaten. Siyasetçinin yaptığı hatalardır bugüne gelişimizin sebebi. Yarın bir gün olumlu sonuçlar olduğu zaman bunda rol almadıkları için üzüleceklerdir belki aslında. Evet. Bundan sonra yani Kürt sorunun çözümünden sonra Türkiye'de siyaseti bilenler yapacak. Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan günümüze kadar hep belli hassasiyetler üzerinden siyaset yapıldı. Kürt sorunu üzerinden, Alevi sorunu üzerinden, din meselesi üzerinden. Yani bu ülkede mesela Sayın Öcalan'ın çok önemli bir değerlendirmesi var. Diyor ki bu ülkede kurulduğundan günümüze kadar iki dışlanan kesim vardı. Bir İslamcılar, diğeri Kürtlerdi. Ve Türkiye'deki bütün siyasi partiler bu iki kesim üzerinden siyaset ve politika yaptılar. Kendilerini yaşattılar. Çevrelerini yaşattılar. Kendilerini zenginleştirdiler. Çevrelerini zenginleştirdiler. Olan bu halka oldu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu sorun çözüldükten sonra siyaset ve politika yapacak alanları kalmayacak. Bu saatten sonra demokratik siyaseti yapanlar kazanacak. Yani siyaseti kim biliyorsa o kazanacak. Çünkü artık siyaset yapma argümanları ellerinden alınmış oluyor. Çözüm üreten gelecek. Evet. Halka hizmet eden gelecek. Aynen öyle olacak. Şunu bir de söylemek istiyorum. Sorumuzla alakalı çünkü. Bazı çevreler son zamanlarda özellikle bazı köşe yazarlarında bunu görüyorum. Kürt milliyetçiliği yükseliyor diye
şeyler var, özellikle yazılar var. Şimdi milliyetçilik bitsin diye başlayan bir süreç var. Ve Kürt milliyetçiliği yükseliyor diye yazılan yazılar var. Ne diyorsunuz? Yani BDP yani şöyle, Kürt milliyetçiliği sanıyor mu? Doğru değerlendirmeler değil. Yani en klasik anlamda ben size söylüyorum. Ezilen halkın milliyetçisi olmaz. Yani Kürtlerin milliyetçisi olmaz. Bilimsel olarak olamaz böyle bir şey. Ya bir insanın kimliği inkar ediliyor. Dili inkar ediliyor. Kültürü inkar ediliyor. Yoksul. Köyünden zorla çıkartılmış. Göç edilmiş, göç ettirilmiş. Yani insan olarak hayat standartı anlamında yaşamanın bütün imkanları elinden alınmış. Yani böyle bir halkın milliyetçiliğinden söz edilebilir mi? Böyle bir halkın, böyle ezilen bir halkın, yok sayılan bir halkın olsa olsa talebi olur. Evet. Yani bu talebi dillendirenler milliyetçi olarak adlandırılamazlar. Ancak işte bu ülkede milliyetçilik yükseliyor üzerinden siyaset ve politika yapmak isteyen bazı küçük beyinli insanlar işte Kürtlerin her hak ve talebini dillendirdikleri ortamlarda, mekanlarda, durumlarda bunu milliyetçilikle özdeşleştirerek Kürtlerde milliyetçilik artıyor gibi bir tespit yapıyorlar. Ya şimdi dünyanın neresinde görülmüş? Yani ben kimliğimle yaşamak istiyorum diyen bir insanın milliyetçilikle addedildiği, ben dilimi konuşmak istiyorum. Ya bu dünyada yani anayasal yasal haklardan da öte yani bir insanlık hakkıdır. Bir insan niye kendi ana diliyle kendini ifade etmesin? Bir insan niye kendi ana diliyle konuşamasın? Evet. Yani bunu istediği için bir insanın milliyetçi olması mümkün olabilir mi? Yani bunlar hepsi süreci yanlış noktaya çekmek isteyenler, süreci yanlış yönlendirmek isteyen bir takım dar düşünen, aynı zamanda art niyetli düşünen ve bir anlamda beyinsel anlamda gerçekten küçük beyinli insanların düşünceleridir. Ezilen halkın, tekrar belirtiyorum, milliyetçisi olmaz, Kürtlerin de milliyetçisi olmaz. Evet. Bu köşe yazarlarında okuduğum, o yüzden özellikle size sordum. Ben 2007 seçimlerinde, demek ki bunu öngörmüşüm ki sormuşum. 2007 seçimlerinde Sayın Selahattin Demirtaş program konuğumdu. Orada ben özellikle böyle bir soru sormuştum. Size Karadeniz'den veya farklı illerden kapınızı çalan bir Türk vatandaşı geldiği zaman sizin ona bakış açınız, hizmetiniz ne olacak diye bir soru sormuştum. O da buna benzer şeylerle ifade etmişti. Kim olursa olsun bize gelecek her kesimden insana kapımız açık, çözüm olması anlamında. Orada ben özellikle bu anlamda sormuştum. Milliyetçilik, Kürt milliyetçiliğinin aslında olmadığını, herkese eşit yaklaşımda bulacaklarını belirtmişti. Şununla artık son sorumu sormak istiyorum. Sizin de çünkü yorduk bayağı. Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada özellikle çok dilleniyor. Artık hani Türk kelimesinden ziyade Türkiye'li kelimesine yavaş yavaş alışır olduk ve bu dilimize, dağarcığımıza yerleşti. Bu bir basamak aslında. Artık hepimiz Türkiye'li demeye başladık. Sizin yorumunuz ne olacak? Çünkü her şeyden Türk, Türk vatandaşı. Tabii bir TC yorumu da vardı artık. Onu da isterseniz söyleyelim. Evet. Şüphesiz ki yani Kürt meselesinin çözümünün düğümü burada. Bu devlet yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 14-15 tane etnik milliyetin yaşadığı bir ülkede bir Türk kimliği yaratmaya çalışmış. Yani bütün kimliklerin hepsini Türk kimliği altında eritmeye çalışmış. Dolayısıyla bu meselenin çözüm noktası aslında burada tabii ki. Bir üst kimlik olarak Türk kimliğini kabul ettirmeye çalışmış. Başarmış mı? İşte bu geldiğimiz nokta, bu yaşadıklarımız bunun başarılamadığını göstermiş. Kürtler son derece politik, siyasallaşmış bir halk olarak kendi kimliklerinin, dillerinin peşine düşmüşler. Ama işte diğer etnik kimlikler daha az oldukları için, daha politikleşmedikleri, siyasallaşmadıkları için mecburen bu durumu kabullenmek durumunda kalmışlar. Dolayısıyla şimdi Kürt sorunu çözülürken bu mesele çözülecek. Bir kere anayasanın 30. maddesi kalkacak. Yani o herkes Türktür yazan yer var ya, evet. O madde kalkacak. O madde kalkmadığı müddetçe
bu sorun çözülemez. Onun yerine herkesin kendi kimliğiyle, kültürüyle, ana diliyle kendisini tanımladığı, bunu anayasada gördüğü bir yeni anayasal tanım yapılacak. Yeni bir anayasa yapılacak. Yani. Evet. Bu anayasada da sizin belirttiğiniz şey olabilir. Türkiye'lilik ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olabilir. Yani bizim önermemiz şöyledir. Biz diyoruz ki en kısa anlamda bu anayasa Türkiye'de yaşayan bütün kimlikleri, kültürleri, dilleri yasal ve anayasal güvence altına alır. Ya da son olarak Sayın Öcalan'ın dediği gibi kendi özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendini ifade eden herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Yani işte buna benziyor.